Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bayağı yankı yapıyor. Oy! Aynen arkadaşlar bayağı yankı yapıyor. Biliyorsunuz dün bayağı çalıştık yerleri. Neler yaptığımızı göstereceğim en başta. Ondan sonra da arkadaşlar şöyle bir baştan aşağı bir düzenleme, temizlik yapacağım. Süpüreceğim, toplayacağım. Her yer karışık. Karışık olmayan hiçbir yer yok. Arkadaşlar sizlerin dünkü videoda yorumlarını okudum. Kızdığınız noktalar var. Onlara bir değinmek istiyorum. Beğenmediğiniz noktalara değinmek istiyorum. Beğendiğiniz yerlere değinmek istiyorum. Şimdi önce şöyle bir göstereyim size evimizi. Arkadaşlar dünkü yaptığımız işlemler. Şu çıtaları çaktık. Köşe bedleri çaktık. Kapıların orasını temizledik. Parkemizi çaktık. Bir yere... mesela şunun rengini beğenmeyenler de olmuş. Arkadaşlar bu ucuz malzeme. Ucuz malzemede bu renklerden var. Koyular biraz daha pahalı. Ama görünüş açısından bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Çok koyu olsaydı da bilmiyorum. Yavaştan döşemeye de başlayınca şey düşünüyoruz. Paletlerden böyle koltuk takımı yapmayı düşünüyoruz. Şöyle küçük. Bakalım şu tarafa şöyle koltuk takımını yaparsak, şuraya sobamızı koyarsak, şuraya küçük bir koltuk. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. Şurada da önceki videoda Hasan buraya sıya altın döşemeden çaktın diye olmuş. Buradan baca deliği açmayı düşünüyoruz yukarı doğru. Çatıdan biraz daha zor olur. O yüzden buradan düşündük. Kapıların temizliği mis gibi oldu. Şu köşeler mis gibi oldu. Önceden şuradan baktınız mı dışarısı gözüküyordu. Yani genel itibariyle yerler tertemiz oldu, yanlar. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar da tabi yazmış, kötü niyetle yazmıyorlar da şunu çakmayacaktım, kötü durdu diye. Kimi arkadaşlar bunu çakacağına incesinden çaksaydın daha güzel olurdu falan diye. Ama bence incesinden çaksak hiç daha güzel olmazdı. Çakmasak da böyle pek... macunlasak da kapatabileceğimizi düşünmüyorum. Ama şöyle bakınca mesela şu kalınlık şu kalınlıkla aynı genişlik. Yani bu da 10 santim, o da 10 santim. Yanlar 5 santim. O kadar olacak. Şöyle bakınca da bence gayet güzel oldu. Şöyle bakınca birbirini tamamladı ağaçlar. Şunlar şu ağaçları tamamladı. Yani kötü bir görüntü yok herhalde bence, sizce? Yani yok ya. O zaman da çok sadeyken de bomboş duruyordu. Şu an yani biraz daha böyle ağaç havasını verdi gibi. Yanlış mıyım? İllaki beğenmeyen olur. Tabii herkesin farklı düşünceleri, farklı zevkleri var. Ama gayet şeye bakınca, genel anlamlara bakınca dünkü iş bizim... evimizi temizledi, bütün açıklıkları temizledi, kapıların kenarlarını temizledi, pencereleri, ne bileyim köşe bentleri temizledi. Bakın şuralar cillop gibi oldu. Ben buraları çakınca, ben zaten buna göre yaptım, dedim ki ben burayı çakayım, bir süpürgelik yapıştırdık mı burası tertemiz çıkar. Burayı derseniz kese kese yaptığım için dedim ki buraları böyle her tarafı aynı getireyim, bir tane ağaç vurduk mu üstüne onun bütün şeyini, pisliğini alır dedim. Hakikaten de öyle oldu yani. Şöyle bakınca bir sıkıntılı yer gözükmüyor. Artık şurası lambirimiz bitti. Şurası yapılacak. Şöyle şu köşeler yapılacak. Oradan da şöyle süpürgelik çakarız herhalde. Yukarıdaki pencerenin orası yapılacak aynı şekilde. Onlar ince işler aldı. Genel itibariyle işte arkadaş bir daha gelirse... soba deliği açacağız. Buraları yaparız. Birlikte. Ondan sonra palet getirmeyi düşünüyorum. Yani şöyle 3-5 gün Allah'ınız ile burada oturulur bir şekilde. Soba kurulmuş bir şekilde. Düşünüyoruz. Bir de tuvalet banyo. Hasan tuvalet banyoyu nereye yapacaksın diye soranlar oluyor. Şimdi arkadaşlar. Burası yapılış amacı kiralama değil şu an. Yani kiralama diye bir şeyle yapmadık. Şimdi buranın içine tuvalet banyo koysak daralır, kaybolur yani.
Şeyi bile tezgahı bile aslında şu köşeye bir yere düşünüyordum da diyorum ki tezgahı şuraya yapayım. Şuradan şu ağaçtan boydan boya altlı üstlü dolap mermer öyle yaptıralım diye düşünüyorum arkadaşlar. İçeriği daraltmayalım diyorum. Dışarı kar yağarken soğuk olur da yani 5-10 dakika ne bileyim bulaşık yıkarken bardak yıkarken elimiz üşüsün yani içeride daralmaktansa. Tuvalet banyoyu da şimdilik benim ev var zaten banyo için. Tuvalet içinde orada tuvalet var arkadaşlar. Şu evin az ilerisinde ne diyeyim size 100 metre ilerisinde belki 50-60 metre ilerisinde mescidin tuvaleti var. Hem bayan hem erkek. Valla gelenler ona göre gelsin. Şimdi burada dört dörtlük bir şey beklemesin şu anda. Şimdi yapılacak şey belli yani. Burada soba deliğimizi açacağız. Oturma grubumuzu kuracağız. Dışarı dolabımızı yaptıracağız. Balkonları kahverengiye boyamayı düşünüyorum. Koyu kahverengi, ağaç renkine. Bu pislikleri, ne bileyim, şeyleri kapatsın diye renkli olsun. Orayı da boyayacağım. Ondan sonra da kanalımızı başlayacağız. Yavaş yavaş gidecek. Ama böyle ya bu iş. En son arkadaşlar şu an bir ara fiyat hesaplaması yapmıştık. Maliyet çıkarmıştım. Şimdi biraz daha malzeme aldık. O bu der ki maliyet biraz daha çıkar. İleride bir video daha yaparız. Maliyet videosu yapmayı düşünenler için. İlk defa bu videoyu izleyenler de bakabilir. YouTube'da izleyebilir. Bu evi kaç para yaptık. Kendiniz değil de ne bileyim bir firmaya yaptırsanız arasındaki farkı görürsünüz. Şimdi biz kendimiz yaptık. Ona göre bir fiyat çıktı. Firmadan fiyat alırsınız. Kaç para veriyor ona göre bir düşünce takın ne bileyim bir şeyler yaparsınız. Şimdi arkadaşlar size de şunu sorayım. Ben sobayı şuraya kurmayı düşünüyorum. Baca deliğini oraya açıp şuraya bir yere sobayı kurmayı düşünüyorum. Şuraya küçük bir köşeye şöyle bir olmazsa köşe şeklinde bir koltuk düşünüyorum. Yani şeyden onlar da şeyden yapacağız. Paletten şöyle üstüne şey yaptırıyorlar. Çekyat koltuk takımlarının oturma şeyleri gibi. Şuraya şöyle bir uzun düşünüyorum. Yani merdiveni ya şuraya şöyle veririz. Ya buraya böyle veririz diye sobanın altına kalabilir, üstüne kalabilir. Bir şekilde yapacağız. Öyle düşünüyorum. Mutfağa da dediğim gibi tezgaha da diyorum ki şuraya yapalım. Direkten böyle şöyle yüksekçe dolaplı, çekmeceli bütün ıvırımızı, zıvırımızı, eşyalarımızı, şunlarımızı oraya yerleştirelim. Yavaş yavaş evi kullanım haline getirelim diye düşünüyorum. Misafirlerimizi de ağırlarız. Yani sonra da gece gündüz işte ben de belki buralarda kalmaya başlarım. Tabii artık kalınır. Bir ara açıklık çoktu ama şimdi kalınır. Neyse bunlar arkadaşlar. Ama şunlara pek takılmayın. Gerçekten ince çaksaydık çok pis dururdu. Ama böyle çakınca şöyle bakın şuradan bakınca şöyle ta döndü dolaştı. Buraya geldi. Bakın eşit kalınlık oldu. Görsel açısından kafayı pek yormadı bence. Parke de derseniz bence gayet güzel. Parkeyi döşedik mi? Şöyle bir halı serdik mi? Bir şeyleri yaptık mı? O da düzelecektir. Neyse şimdi şurayı toplayayım. Bugün biraz daha fazla işimiz var. Dedim burayı bir toplayayım. Gelen giden olur. Sonra şimdi evimizin işine bakalım. Hadi bakalım hızlı bir şekilde. Önce ne yapayım? İçeriği komple boşalayım. Bir süpüreyim. Bir temizleyeyim. Ondan sonra yavaşça düzenleyerek içeri alayım. Sonra tahtaları halledeyim. Kullanılacakları, kullanılmayacakları. Vallahi çok konuşum arkadaşlar. Hadi bismillah. Arkadaşlar bayağı bir topladım bakın. Balkonu falan bayağı bir tahtalarına ayırdım. İşe yararları yerleştirdim. İşe yaramazları şöyle attım.
Şimdi acil bir işin çıktı. Yani ev tarafında. O yüzden gitmem gerek. Yani genel anlamda pek sıkıntı yok. Boğalı'yı böyle sevdim. Buraya bir köy halısı bulabilirsen büyük. Eski tip güzel olur. Yani şöyle baktınız mı? Tamam bayağı bir şey var ya. Düzene girdi sanki. Ama ilk işim oraya bir dolap yaptırmak olacak. İşte gelince de buraları şey yapacağım arkadaşlar. Balkon yapısını örtmeyi unuttum. Dış cepheyi temizleyeceğim. Vallahi yoruldum bayağı, temizledim o tahtaları, ayırdım. Balkonlar, malkonlar, şu balkonlar süpürdüm. İşim bitince tekrar geleceğim. Şimdi gidelim bakalım eve doğru. Birlikte. Genel anlamda bayağı bir oldu ya. Ha? Hadi bakalım. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi bir karnımızı doyuracağız. Dolayı bir topladım iyice. İşte eksikleri, yapılacakları, belki arkadaş gelir. Oraya bir, dediğim gibi, tezgah ölçüsü alır bugün. Yaşayıp göreceğiz. Ebem, annem var. Babam daha da. Siz ne yaparsınız? Ebe sen ne yapalım? İyi oldun mu? Oldum. Ne? Ev oldum, benim ev olmam belli olur. Bireyi bir kel ne Bireyi bir yapacağım? kere gün geçecek. 3-4 saat geçecek. Güzel. Aynen. Arkadaşlar yine sobada kumpir var. Başka bir şey değil. Soğan var. Yufka ekmek var. Sıkıp karnımızı doyuracağız. Az kaldı. Yeni evde de sobaya uğraşıyor olduk. Orada da ekmeğimizi yiyeceğiz, bungalova. Bir. Ne? Bir elleş ekmek yeter eve. Sulamayı unutmuşsunuz. Ne yapacaksınız? Böyle pişmiş. Bu sefer yardık da koyduk. Top da güzel oluyor. Yarınca da deri keşini de açası olduk. Belki bugün onu da açarız. Artık bu yanlık keşi arkadaşlar. Ahır yapacağız falan. Günlük işte devam. Akşama ne pişireceksiniz anne? Kızartma. He? Kızartma, patlıcan aldım, biber aldım mı der. Kızartma mı canı çekmiş? Adamın kızartma ekmeği tüketme dedi, duymadım. Karşı ekmeğini tüketme dedi. Yemeyiz ondan bak. Şimdi bire işten gelmiş olaydık. Böyle tatlı da yediğimize böyle. İşten gelmez mi? Avara avara ekmek. Ne var? İşten Ağır gelmez yaptık ya. miyim? Ağır yaptım. Ev işini sayan mı işte? Sen herhalde ev işini işten saymıyorsun. Daha olacak. Dağdan gelecektin. Sen hayatta olacak. Ellerim üşüyecektim. Tarladan geleceğin ya da. Ne? Üşüyecektim. He? Bunu da vurduk. Her şey etti gidi kadın. Nasıl tatlı olur. Kelepçeye çocuk olarak bir şey hazırlattı. Bal yer gibi. Bal yer gibi haneydi. En iyi günümüz o günümüz. Tabii. Eskiden şimdi geven vakti mıydı? Hele. Tam da ben öldüm. Geven vakti. Bir gün çaldık denirdi. Bir gün mü gördük mü? Zaten. Bir gün bulduk derlerdi. Avladık derlerdi. Geven öy derlerdi. Püre öy derlerdi. Bu vakit odun öy derlerdi. Duran vardı. Evvelki günlerde için de gelmedi. Bir gün güneşi gördük. O zaman yem yok, bir şey yok değil mi? İki kuru kaderle evenle malı çıkarttık. Mallar diyeceğim, adamlar.
Ama eskiden bazı şeyler çok olurmuş, bazı şeyler az olurmuş. Başım ne varmış çok? Ne? Ne varmış çok? Ne bileyim, eskiden bahseden mal çoğalmazmış, birden çoğalır mıydı? Mal doluydu, mal doluydu. Çoğuldu da yani, ne bileyim, inekler, minekler hep kısırlarmış. Bir yıl budalar da bir yıl budalamazdı. Neden? Bakıdan indi evine budular, bile bile bakıdan. Bir yıl budalar da bir yıl budalar. Şimdi buzağı buzağı görmedi. Tabii. İşte diyorum, onu diyorum. Ama mal çok, para etmez. Ana buzağı. Anana bakar da her yıl budalar derim bir şey olur. Soğan da bana verir. Soğanı da kimle ödük şey yaptık? Birini koymuş, biri koca değil. Birini aldınız da bunu. Bunu cumadan almış gelmiş. Mor soğan iyi diyor ya. Mor soğan sert oluyor. He. Ona bir şey olmuş. Bunu yemeye moç almış gelmiş. Bu yemek değil. Bu yemeğe de iyi, böyle şeye de. Yemeğe de yanında başka. Soğan lapın bütün ucuzda bir şey yok. Bana iyi. Her şeyde bunlar yarar ama. Değil bunlar olmasa. Önce hoş geldin kanka. Hoş bulduk Hasan'ım, hoş bulduk. Kanka 2 metre falan. Dedim ya 2 metre i̇ki falandır metre. Herhalde. 2 metre yapacağız. 2 metre yapacağız. Uzunluk 2 metre. Aynen, uzunluğu 2 metre. Buraya. Yüksekliği tamamını bir ölçsene. Ama bunun tamamını. Direkten ölç. Şu direkten ölçeriz. Oradan şey yaparız. Aynen. Şöyle olsa mesela 205. 2 metre de o de. 2 metre de bu. 2 metre de bu. Tamam. Şimdi bir tezgah yapacağız değil mi? Tezgahımızı yapacağız. Şimdi 2 metre yazalım. 2 metre. 2 metre doğru. Şöyle. Şu da üstte olsun. Şu da üstümüz olsun. Üstü de 2 metre. Şimdi boyu ne yaparız? Onu bir hesap edelim. Kanka peki şu arayı bak yeni aklıma geldi. Şurada kanka, onu hesap tezgahı edeceğiz. Koyduğumuz yere nasıl koruyacağız? Şimdi tamamı 2 metre. Bunun eksi 80 aralığı mı? Eksi 85'ini düşeriz tezgah boyu. Tamam mı? He. Şurası. Şu tezgah boyu. Arasına artık sen ne yapacaksın burada? Sadece hani bulaşık yıkama için değil mi? Evet. Ne yapalım? 45 de arasına düşsek ne kalıyor? 70 santim kalıyor yukarıda. Hani üst dolabın boyu. 70 santim. Üst tamam. Dolabın boyu da şu da 70 santim falan kalıyor. 70 santim falan kalır. Evet. O tamam. Şimdi şey şunu... diyorum ben, şura araya tezgahın arkasındaki suntayı nasıl koruyacağız? Kanka onu artık sunta i̇şte değil de burada mermer bunun şey fayans mı? Bunun üzerine mermer olması lazım. Arasına. Tabii. Şimdi üstüne de mermer olması lazım, arasına da mermer olması lazım. Aynen. Arkaya tam bir sunta atacaksın. Üstüne aynen. De mermer atacağız. Tabii. Mecburen yani. Tabii. Evdekiler üstüne gibi. Mermerimizi koyacağız. Duvar yok. Karşısına da şey olacak. Artık bunu nasıl ayarlarız? Bunun burayla oraya bağlantı yapmamız lazım. Tamam mı? Araya ağaç atarız. Ya yani şuradan ara, atarım mesela. Bir... Ara çok sağlıklı olmaz. Şimdi birini, bir ucunu buraya bindireceğiz. Bir ucunu oraya bindireceğiz. Tamam mı? Ya şey diyorum, fark etmez, iki tane 5-10 çakarız. Bir üstten bir alttan. Aynen. Dolabı ona i̇şte tutturursun. Dolabı da tutturacağımız şekilde. Şuradan tamam, da zımbaladım mı? Şuradan da zımbaladım mı? Şuradan ya da içeri. Tezgah çok önemli değil. Hani tezgah zaten yere basacağı için. Hani çok önemli değil. Bizim için en önemli olan üst dolap. En zor olanı mı? Ya şimdi o askıda duracağı için onu bizim için şey daha önemli. O zaman üstünü yani. Yaparsın ya 5-10 10-10 bir şey çakarsın. Şey. Tabii ama şimdi dedim ya üstüne mermeri konacak, arasına şey olacağı için ona göre de şey olması lazım. Adam oraya şey karşılığını tutturacak ya mermerin karşılığını. Onun için oraya da şey olması lazım. Onu buraya gelince
Dolapları getirdik mi buraya, ona göre ayarlarız. Tamam. Ondan yana sıkıntımız yok. Arkadaşlar şu şekilde bir şey yaptıracağız ha. Yaptıracağız ha. Yaptıracağız ha. Yani. Vallahi en ağır şey olacak gibi ya, Pimapen'den sonra. Tabii. Mobilya. Yani bir şey de diyemiyorum ki abi. Mermer falan yani. İnce fiyatlar. Mermer falan uçmuş gitmiş ya. Aziz Allah. Aziz Allah. Ne yapalım? İyi kötü yapacağız asarım ya. Yapacak bir şey yok. Girdik bir altına. Ya kalkacaksın. Ya kalkacaksın. Ya kalkacaksın ya pes edeceksin. Yani. Pes etmek de bize pek hora geçmez. Gayrı sabır deyip yapacağız ya. Aziz Allah. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Altından bakmaya çalışacağız yani, ya. Vallahi ne? Yapacağız yani. Ya şimdi arkadaşlar vallahi şimdi yapılıyor da insanlar da diyor o Hasan da para çok o şeyi yaptırıyor. Sana yaptır demiş. Yaptırıyor ama nasıl yaptırıyor? Sana yaptır demiş taksitle. Ne? Yani. Ağaç aynı. Pimapen aynı. Mobilyası aynı. Borçigid'in kampçısı demişler. Valla Borçigid'in gerçekten kampçısı ya. Mermeri aynı. Yapacak bir şey yok. Yapacağız gayri. Az kaldı. Bunu da yaptım mı zaten daha ondan sonra pes. Pes derken yani dışında yaptım mı pes. Öyle tuvalet, banyo, fayans yok şu anlık. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kanka. İyi akşamlar kanka. Yemek görüşürüz. Yiyelim. Yok kalmayacağım, gideceğim. Bir dahakine o zaman. Yani.